Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Bankası kitabında doğru analitiği konusundaki grafik çizimi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan kaç tanesi x eksenini aynı noktada keser? x eksenini kestiği yeri bulmak için y yerine 0 yazacağız. y yerine 0 yazdığımızda 2x eksi 6 eşit 0 yapar. 2x 6'dan x'i buradan 3 buluruz. Yani x eksenini 3'te kesti. Burada y yerine 0 yazdığımızda 4x eksi 12 eşit 0 yapar y çünkü 0 yap yazdık. Buradan da 4x eşittir 12'den x eşittir 3 geldi çok güzel. O zaman şu ve şu aynı noktada kesti. Sonra burada y yerine 0 yazdığımızda yani 0 eşittir 3x eksi 9'dan ne geliyor o zaman buradan? 3x eksi 9 yazamadım şunu. 3x eşittir 9'dan x buradan 3 gelir. Evet 3 tanesi yaptı y yerine 0 yazdığımızda 0 eşittir x bölü 2 eksi 1'den x bölü 2 eşittir 1 yapar. x buradan 2 yapar. Yani 1, 2 3 tane oldu. 3 tanesi x eksenini aynı noktada kesiyor. Bir sonraki soru. Aşağıda denklemleri verilen doğruların kaç tanesi y eksenini aynı noktada keser? O zaman y eksenini aynı noktada kestiğini bulmak için ne bulacağız? x yerine 0 yazacağız. x yerine 0 yazdığımızda 3y-12 eşit 0'dan 3y-12'den y 4 gelir. E, x yerine 0 yazacağız. Buradan 2y eksi 8 eşittir 0'dan y buradan da 4 gelir. x yerine 0 yazdığımızda y eşittir eksi 4 yapar. Bir de x yerine 0 yazdığımızda y eşittir eksi 2 yapar. E y ekseni aynı noktada kestiği yerler kaç tane arkadaşlar? 1, 2 tane. Yani 2 tanesi y ekseni aynı noktada kesiyor. Üçüncü sorudayız. Ör, analitik düzlemde doğruların eksenlerle oluşturduğu üçgenin çevresi. Arkadaşım bir x yerine 0 yazalım. Grafiği çizmek zorundayız. x yerine 0 yazdığımızda 4y-12 eksi eşit 0'dan y'yi buradan kaç buluruz? 4y eşittir 12'den y'yi 3 buluruz. y yerine 0 yazdığımızda da 3x-12 eşit 0'dan 3x-12'den x'i de 4 buluruz. Evet. Analitik düzlemi çizelim. x'i 4'te kesiyor. y'yi de 3'te kesiyor. E, bizim grafik şu şekilde olacak. Eksenlerle oluşturduğu bölge şurası. 3 burası 4 burası. Bunun çevresi isteniyor. 3 4 5 üçgeni. Çevre 3 artı 4 artı 5 olduğundan o da 12 yapar. Örnek 3'ü 12 bulduk. Geldik örnek 4'e. Doğruların x80 ile oluşturduğu üçgenin alanı soruluyor bu sefer. Şimdi bu doğruların hem bu doğrular hem de x ekseni. Evet burada x yerine 0 yazsak bakın. x yerine 0 yazsam ne geliyor? 3y eksi 6 eşit 0'dan y 2 gelir. y yerine 0 yazsam Buradan 3y eksi 6 eşit sıfırdan y'yi de buradan kaç buluruz? Ee, y yerine pardon y, ne, y, y yerine sıfır yazıyorum. 2x yapacak burası. 2x eksi 6 eşit sıfırdan x'i de 3 olarak buluruz. Sonra buraya gelelim. Burada x yerine sıfır yazsam y eksi 2 eşit sıfırdan y'yi 2 bulurum. Ve burada da aynı şekilde y yerine sıfır yazsam y yerine sıfır yazdığım zaman da eksi 2x eksi 2 eşit sıfırdan 2x eksi 2'den x de buradan eksi 1 gelir. Şimdi analitik düzlem çizelim bakalım. Bir tanesinin her ikisinde grafiğini çizelim. Biri 3'te biri 2'de şu şekilde 3'de ve 2'de şöyle bir grafik değil midir? Evet. Öbürü de eksi 1'de ve 2'de eksi 1'de ve 2'de şurada şöyle bir grafik değil mi? Evet. Bir de bu x ekseni diyor. Yani şu bölgenin alanı isteniyor. Taban kaç? 4. Yükseklik kaç? 2. Alan dediğimiz olan 4 çarpı 2 bölü 2 değil midir? Yani cevap böylelikle 4 çıkar. Örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları ile eksenler arasında kalan bölgenin çevresi isteniyor bizden. İlk önce burada eksenleri kestiği yerleri bulalım. X yerine 0 yazdığımızda 3Y-12 eşit 0'dan Y'yi buradan 4 buluruz. Y yerine 0 yazdığımızda 4XX-12 eşit 0'dan X'i de böylelikle 3 buluruz. Öbür doğruya gelelim. X yerine 0 yazdığımızda 5Y eksi 60 eşit 0'dan 5Y 60 Y de 12 çıkar o zaman. O zaman Y yerine bir de 0 yazdığımızda 12X eksi 60 eşit 0'dan buradan 12X 60 X de böylelikle kaç çıkar? 5 çıkar. Hemen grafiği çiziyoruz şöyle. Birisi kaçta? Birisi şöyle. Kaçta kesiyor? 3'e 4'te. Hocam 3 burası 4 burası. Grafiği çizdik böyle. Öbürü de x'i 5'te y'yi 12'de. Hocam y'yi 12'de x'i de 5'te. Hop şöyle bir grafik yaptı. Bunlar hatta kesiyor. İşte eksenler ve bu doğrular arasında kalan bölge burası değil mi? Bu bölgenin çevresi isteniyor bizden. Şimdi dostum şuraya bakar mısın? Burası 3 birim 4 birim burası da 5 yapar. 12 ile 4 arası 12 eksi 4'ten 8 yapar. Sonra burası 12 birim burası 5 birim 5 ya burası. 5 12 13 üçgeninden burası 13 çıkar. 3 ile 5 arasında 2 çıkar. Yani 13 13 2 daha çevre isteniyor bizden. Topla 13 2 5 ve 8'in toplamı isteniyor. Topladığımız zaman da çevre kaç yapıyor? 28 yapıyor. Örnek 5'e 28 bulduk. Geldik örnek 6'ya. D1 ve D2 doğruları verilmiş. İşte ne diyor bizden? İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi D1 ve D2 doğruları dik kesir. Bunun eğimi kaç? Hocam M1 dediğimiz eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Eksi 1 bölü 1'den eksi 1. M2 dediğimiz nedir arkadaşlar? Eksi x'in katsayısı Eksi 1 bölü 1'den 1 yaptı. Eğimler çarpma. M1 çarpı M2 eşittir. Eksi 1 mi yaptı? Evet. Eksi 1 ile artı 1'in çarpımı eksi 1 yaptı. Doğrular dik kesir doğru. D1 ve D2 doğrularının x ekseninde oluşturduğu doğru parçası 2 birimdir. Hmm. Şimdi burada x eksenini kestiği yeri bulalım. X yerine 0 yazdığımızda y eksi 3 eşit 0 ise y'yi buradan kaç buluruz? 3. Y yerine 0 yazdığımızda Buradan x eksi 3 eşit 0'dan x'i de 3 buluruz. Burada da hadi burada da işlem yapalım. x yerine 0 yazdığımızda hocam y eksi 1 eşit 0'dan y'yi buradan 1 buluruz. y yerine 0 yazdığımızda da x eksi x eksi 1 eşit 0'dan x'i de buradan eksi 1 olarak buluruz. Şimdi grafikleri çizelim mi? Çizelim. Hatta şurada çizelim istersen şöyle. Hocam birisi 3'e 3'ten geçiyor. 3'e 3'ten geçiyor. Şöyle bir grafik. 3'e 3'leri şöyle göstereyim. Öbürü de eksi 1'e 1'den geçiyor. Hocam eksi 1'e 1'den geçiyor. Şöyle bir grafik. Eksi 1'e 1'den geçiyor. Sonra D1 ve D2 doğruların x ekseninde oluşturduğu doğru parçası. Ha x ekseninde oluşturduğu doğru parçası. Bak burada kök 2 yapıyor. Burada da 3 kök 2 yapıyor. Hani diyor ki x ekseninde oluşturduğu doğru parçası. Hmm. Ney? D1 ve D2 doğrularının x ekseninde oluşturduğu doğru parçası. Ne demek istiyor? D1 ve D2 doğrularının x ekseninde oluşturduğu doğru parçası. Vallahi x ekseninde oluşturduğu doğru parçası şuradan bahsediyor herhalde. 4 birim yapıyor. Burası 2 birim diyor. Yok, 2 birim değil arkadaşlar. Değil mi? X ekseninde oluşturduğu doğru parçası derken bundan bahsediyor herhalde. Bu yanlış. D1 ve D2 doğrularının y ekseninde oluşturduğu doğru parçası 2 birimdir. D1 ve D2'nin y ekseninde oluşturduğu doğru parçası şu şekilde. Kesim noktalarından geçen doğru parçası demek istiyor herhalde. Y ekseninde oluşturduğu doğru parçası da burası oluyor. O da 2 birim yapıyor. Bu doğru mu? Doğru. Yani cevap böylelikle kal ne yaptı? 1 ve 3 yapar. Örnek altıyı böylelikle 1 3 bulduk ve bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testimizde yani grafik çizimi doğru üzerindeki noktalarla ilgili kazanım testinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.